veya daha sonra Roma İmparatorluğu nereden kaynaklandı diye tekil ve tikel sorular soruyorlar. Ön planda ne var? Erken modernite ya da yeni çağ devletlerinin ve hakim sınıflarının merkantilist diye tarif edebileceğimiz ihtirasları var. 1870'lerde o sırada oldukça tuhaf gözükmüş bir olay cereyan ediyor. Yeryüzünün en büyük kara ülkesinde iktidara gelmiş oluyor. Bu ona muazzam bir prestij ve bir doğrulanma kazandırıyor. Öyle kabul ediliyor o çağda. Dolayısıyla Lenin'in olamayacağını söylediği sömürgesiz, kolonisiz kapitalizm var olmaya devam etti. Peki neden oluyor? Yani şimdi evet böyle tarihte imparatorluklar ve dolayısıyla emperyalizmler diye bir olay var. Bu bir olgu, real, gerçek. Ama öte yandan şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Neden oluyor? Bu da bizi olgunun kendisinden teoriye, teorilere, emperyalizm teorilerine emperyalizm teorileri diye tarif edebileceğimiz bir bilgi alanına, bir akademik alt alana götürüyor. Şöyle söyleyeyim. 19. yüzyıl sonlarına kadar böyle bir alan mevcut değil. Yani genel bir emperyalizm teorisi arayışı mevcut değil. tek tek imparatorlukların neden ve nasıl oluştuğuna ilişkin görüş ve yorumlar başka bir şey. Genel bir emperyalizm teorisi başka bir şey. Çok uzun süre 19. yüzyıla gelinceye kadar ikincisi yok, sadece birincisi var. Yani bazı düşünürler mesela neden Atina kendisine bir imparatorluk kurdu bir eski Yunan şehir devleti olarak diye. Ya da Sparta neden kendisine Atina'ya rakip bir kara imparatorluğu kurmaya çalıştı diye. Makedonya veya İskender İmparatorluğu nereden kaynaklandı diye veya daha sonra Roma İmparatorluğu nereden kaynaklandı diye tekil ve tikel sorular soruyorlar. Ve buna şu veya bu şekilde iktidar hırsına, tahküm arzusuna vesaire bağlıyorlar. Ama genel bir imparatorluk ve emperyalizm teorisi kurmaya kalkışmıyorlar. Bu bir olgu olarak, bir olay olarak, bir oldu bitti bir fete kompli olarak kabulleniliyor. Yeni çağ deniz imparatorluklarından başlayarak da dürtüleri itibariyle, maddi özendiricileri itibariyle aşikar farz ediliyor. Teori ile dürtü, teori ile ihtiras veya tutku veya itici güç birbirine karıştırılıyor da diyebiliriz. Çok aşikar İspanyollar Çin'e, doğunun efsanevi zenginliklerine giden deniz yolunu araştırıyorlar ve bu yolla zenginleşmeyi umuyorlar. Portekizliler Keza Hindistan'la bir deniz yolu arayışına giriyorlar ve bu yolla zenginleşmeyi umuyorlar. Ön planda ne var? Erken modernite ya da yeni çağ devletlerinin ve hakim sınıflarının merkantilist diye tarif edebileceğimiz ihtirasları var. Bu dini projelerle Hristiyanlığı yayma arzusuyla da birleşiyor ve İlk deniz imparatorluklarının itici gücünü oluşturuyor. Üzerinden bir 3- dört yüzyıl daha geçiyor. Ve sanayi devriminin ardından 19. yüzyıl sonlarına geliyoruz. Burada olay çok daha cihanşumur, çok daha evrensel bir karaktere bürünüyor. Kuşak Avrupa merkezli deniz imparatorluklarının üzerinden 4-500 yıl geçmişken Avrupa uzun süre kendi iç meseleleriyle 17. yüzyıl İspanyol ve Avusturya veraset tahtlarıyla ardından 7 yıl savaşlarıyla Ardından Fransız devrimi ve Napolyon savaşlarıyla. Nihayet İtalyan Risorgimentosu'nun ve Almanya'nın birleştirilmesinin savaşlarıyla vesaire uğraştıktan sonra bir yerde 1870'lerde o sırada oldukça tuhaf gözükmüş bir olay cereyan ediyor. Sanki birileri bir düdük çalmış. Sadece bazılarının duyduğu bir işaret vermiş. Önde gelen Avrupa devletleri İngiltere, Fransa öncelikle onları biraz geriden izleyerek artık Birleşik Alman İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan ve Rusya ve İtalya adeta birbirlerine sırtlarını dönüyorlar, yüzlerini Avrupa dışına dönüyorlar ve Avrupa dışında kendilerine yeniden deniz aşırı sömürge imparatorlukları edinmek veya var olan İngiltere örneğinde, Büyük Britanya örneğinde var olan sömürge imparatorluklarını genişletmek için büyük bir yarışa giriyorlar birbirleriyle. Özel olarak da Afrika ve Afrika'nın Sahra'nın güneyindeki siyah Afrika'nın paylaşılması paylaşılmasının tamamlanması söz konusu. Ayrıca Güneydoğu Asya, Okyanusya vesaire gibi ikincil coğrafyalarda devreye giriyor. Ama olayın merkezinde Afrika var. Afrika'nın kıyı şeridinden içerilere doğru penetrasyonu ve paylaşımın tamamlanması söz konusu. Zaten pek çok mecrada da scramble for Africa. Afrika'yı paylaşma yarışı. Afrika üzerindeki kapışma diye adlandırılıyor. Bu işte bu başka kültürel ve entelektüel ve bilimsel gelişmelerle de birleşince bir basılı matbuata dayalı Avrupa çapında bir kamuoyunun oluşmuş olmasıyla üniversitelerle akademik hayatla modern bilimle modern sosyal bilimlerle her türlü sorunun cevabının araştırılması ve o konuya ilişkin bir teorinin oluşturulması cereyanı ile birleşince neden oluyor tartışmaları çok yoğun olarak yaşanıyor ve teorik açıklamalar bulmak, oluşturmak şeklinde bir trend, bir itilim ortaya çıkıyor. Burada tipik olay çok derin etkileri olacak olan olay Marksist cevap. O sırada mevcut olan ikinci enternasyonelin veya sosyalist enternasyonelin sol kanadında yer alan radikal düşünürler Lenin, Rosa Luxemburg, Rudolf Hilferding ve diğerleri gibi radikal düşünürler buna o çağın emperyalizm, kolonyalist emperyalizm olgusunu kapitalizme bağlayarak cevaplamaya çalışıyorlar. Kabaca şöyle, kapitalizm artık serbest rekabetçi, nispeten barışçı aşamasını tamamlamıştır. Bir tekelci kapitalizm aşamasına girmiştir. Ve ülkelerin ekonomik hayatına birkaç büyük tekelin hükmediyor olması aynı zamanda dünya çapında Avrupa dışı topraklar üzerinde siyasi tekel kurma, sömürgeleştirmek suretiyle politik monopol, siyasi tekel kurma eğilimini beraberinde getirmektedir. Yaşamakta olduğumuz emperyalizm, o çağ için böyle diyorlar. Yani 1880'lerin, 90'ların, 1900'lerin, 1910'ların emperyalizmi tesadüfi bir olay değildir. Kapitalizmin mevcut gelişme aşamasına sımsıkı bağlıdır bir tesadüf değildir. Onun zorunlu ve kaçınılmaz sonucudur. Dolayısıyla kapitalizm var olduğu sürece bu emperyalizm olayı var olacaktır. Kendilerince bundan bir siyasi sonuçta çıkartıyorlar. Ancak ve ancak kapitalizmin bir işçi sınıfı devrimi yoluyla devrilmesi sayesindedir ki emperyalizm bertaraf edilebilir. Başka bir deyişle Kapitalizmi ortadan kaldırmadan emperyalizmi ortadan kaldıramazsınız. Var olan kapitalizm emperyalist olmaya, iktisadi kanuniyetler icabı emperyalist olmaya mecburdur. Böyle bir teori ortaya çıkıyor. Ve çok derin ideolojik, siyasi, akademik vesaire etkileri ve sonuçları oluyor. Birçok büyük problem şurada. Bu teori 1917'den itibaren iktidara geliyor. Şu anlamda Rusya'da devrim oluyor. Bolşevikler yani sonradan adlandırılacakları biçimde Sovyetler Birliği Komünist Partisi iktidara geliyor. Sovyetler Birliği'ni kuruyor yeryüzünde ilk ve o zaman için tek sosyalist ülkeyi kuruyor. Ve dolayısıyla o partinin programı, platformu insanlığın üçte birinde, dörtte birinde yeryüzünün en büyük kara ülkesinde iktidara gelmiş oluyor. Bu ona muazzam bir prestij ve bir doğrulanma kazandırıyor. Öyle kabul ediliyor o çağda. Bakın Marx'ın teorisi, öngörüsü, kapitalizme karşı işçi sınıfı devrimlerinin meydana geleceği öngörüsü sonunda doğru ve haklı çıktı. Bu uzunca bir dönem, 20. yüzyıl boyunca çok büyük bir teorik aklamayı beraberinde getiriyor ve bu akademik hayatta Batı üniversitelerinde sadece Sovyetler Birliği'nde değil, tarih, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi vesaire bölümlerine çok kuvvetle damgasını vuruyor. Yüzde yüz kabul ediliyor diyemem ama çok prestijli bir teori adeta uzun süre en prestijli emperyalizm teorisi haline geliyor. Bu siyaset üzerinden aklanmanın, çok zayıflamış olduğu bugün neden çok zayıfladı? Çünkü Sovyetler Birliği çöktü. Çünkü yeryüzünde var olan 20. yüzyılın ikinci yarısında var olan 20 kadar sosyalist ülkeden 2-3 tanesi hariç yani Çin, Vietnam, Laos ve Küba gibi 3-4 tanesi hariç yeryüzünde gerçekten sosyalist diyebileceğimiz bir rejim, bir sosyalist üretim tarzı, bir sosyalist ekonomi uygulaması Çin'de de kalmadı aslında. Komünist Partisi'nin tek parti diktatörlüğü altında yarı kapitalist bir ülke oldu Çin ve bu tabii 20. yüzyıl boyunca alışılmış teorik aklanmaların, aklamaların çok zayıflaması anlamına geldi. Dolayısıyla bu Leninist emperyalizm teorisine bugün çok daha serin kanlı, çok daha mesafeli ve çok daha eleştirel bir şekilde bakabiliyoruz. Kestirmeden şöyle diyebilirim. Genel olarak emperyalizmin mutlak açıklaması olmak iddiasındaydı ama sadece aslında tarihsel bakımdan sadece bir emperyalizm için geçerliydi ise sadece bir emperyalizm için kısmen geçerliydi. O da 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başının o zamanki tarihçilerin yeni emperyalizm dediği emperyalizmi. Açıklıyor idi ise ki önemli bir açıklama payı vardı ekonomi ile siyaset arasında kurduğu ilişki bakımından ama bu açıklama sadece o emperyalizm için geçerliydi. Şöyle düşünmek gerektiği kanısındayım. Emperyalizm, imparatorlukçuluk, yeryüzündeki çeşitli ülkeler arasında büyük iktisadi, siyasi ve askeri Kuvvet farklılıkları, eşitsizlikleri temelinde tarihin çeşitli dönemlerinde ortaya çıkabilen bir olgu ve hele modern çağda içinden çıktığı spesifik koşullara bağlı olarak tek bir genel teoriyle açıklamaktansa özel koşullarına dikkatle bakmayı gerektiriyor. 1920'ler ve 30'lar. İtalyan faşizmi ve Alman nazizmi. Hala Lenin'in açıklamaya çalıştığı ilişkiler manzumesinin bir ürünü müydü yoksa ekonomik nedenselliklerin ötesinde çok büyük ideolojik politik mekanizmalardan mı kaynaklanıyordu? İdeoloji ön planda değil miydi? Özellikle Almanya'nın, Alman nazizminin, Hitler'in dünya hakimiyeti hülyasını, hayalini düşündüğümüzde. İkinci Dünya Savaşı yaşandı ve sona erdi. 1945'ten itibaren büyük bir dekolonizasyon süreci doğum, doğdu. Önceki programlarımızda da değindim. Ve sömürge imparatorlukları dağıldı esas olarak. Dolayısıyla Lenin'in olamayacağını söylediği sömürgesiz, kolonisiz kapitalizm var olmaya devam etti. O zaman Leninist teorinin bu boyutunu yeniden düşünmek gerekmiyor mu? Soğuk Savaş döneminde iki süper devlet ABD ile Sovyetler Birliği arasında dünya çapında çok çeşit, çok şiddetli bir rekabet yaşandı. Çok keskin bir mücadele yaşandı ve Sovyetler Birliği de sosyalist bir ülke olarak ABD'nin karşısına kendi rakip hegemonyacı emperyalist projeleri ve ihtirasıyla çıktı. 1956'da Macaristan'ın işgalini nasıl açıklayacağız? 1968'de Çekoslovakya'nın işgalini nasıl açıklayacağız? 1980'lerde Afganistan'ın işgalini nasıl açıklayacağız? Bunları ekonomiyle ve Sovyetler Birliği'nin bir tekelci kapitalist ülke olmasıyla açıklamak mümkün gözükmüyor. Günümüzde Sovyetler Birliği artık yok ama bir yanda sosyalist olmayan fakat gene de çok devletçi otoriter bir Rusya, diğer yanda sosyalist bir ülke sıfatını taşımaya devam eden Çin dünya hegemonyası doğrultusunda ABD önderliğindeki batı ile çok şiddetli bir rekabet içinde. Çin adım adım Afrika'da ve birçok Güney Amerika ülkesinde çok ciddi bir ekonomik nüfus peydahlıyor. E bu da pek Leninist emperyalizm teorisine sağan bir olay gibi gözükmüyor. Dolayısıyla şunu vurgulamak istiyorum tekrar, şunun altını çizmek istiyorum. Bir zamanlar Türkiye'de ve dünyada solda yapıldığı gibi 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı kolonyalist emperyalizminin iktisadi açıklamasını, diyelim ki Lenin'in emperyalist teorisini, olası kendi çağı içindeki olası teoriler içinde sadece bir tanesi olarak düşünmek lazım ve kendi tarihsel dönem limitlerinin üzerinde ötesinde uygulanmaya çalışılmasına da artık çok önemli karşı çıkmak bundan vazgeçmek gerekiyor.